önünde düşen görevi yapıyorlar. Aynen öyle Ceynel Bey. Ceynel Bey, siz çok soru soruyorsunuz. Avukat olsaydınız keşke. Ben adliyede çalışıyorum zaten. Pardon, siz avukatlarla çok evet. Muhatap oluyoruz. Ondan demek ki bu soru sorma olayı oradan geliyor. Hayır, alakası yok. Ya. Soru sormayı seviyorum. Düşünmeyi seviyorum. Evet. Düşünüyorsun, o halde varsın Ceynel Bey. Onu biz ilkokul 3'te öğrenmiştik. Hadi ya. Evet. Maalesef şu anda ilkokula giden arkadaşlarımız sadece AB'yi öğrenebiliyor. Evet. İyi olur inşallah. Evet, evet. İyi olur. Hatta Adana terimiyle iyi olur zahar diyoruz. Ne diyoruz? İyi olur zahar diyoruz. Adana'da demezler onu. Hem de hani. Derler. Bizim köyde derler onu. Yörükçe de Türkçe de işte girmiş. Doğru söylüyorsun. Yörükler de var hem de. Evet. Adana'da. Ayık yün mü? Hayırdır baba? Falan gibi terimler kullanılıyor. O da işte sonradan girmiş terimler. Herkesin kendi hayat tarzı stili. Adana kozmopolitik bir şehir. Evet. Adana'ya ben küçük İstanbul diyorum. Evet. Bilmiyorum katılıyor musunuz arkadaşlar? Ben katılıyorum, doğrudur. Yani katılmayan arkadaşlar da olabilir. Saygı duyarım. Çünkü Adana'da her çeşit insan var.